Kaçın. Mersin Tarsuslu Alışlı köyünden. O 25 yaşındayım. Anamdan doğduğum duvara küçük bir hayvancılıkla uğraşmaktayım. Bu meslek bize babamdan, dedemden, hatta dedemin babasından miras bildiğimiz kadarıyla, resmi kayıtlarda bildiğimiz kadarıyla onlar da köşede hayvancılık yaparak da geçimlerini idame ettirmişler. Bizler yürüyoruz. Yürük Orta Asya'dan gelen göçebe Türkmenlere yürük derlermiş. Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaştırılmasında devlete çok büyük katkılar sağlamışlar. Osmanlı Devleti'nin yine Balkanlara hücum etmesinde, Balkanlara gitmesinde, Balkanlarda hakimiyet kurmasında, Balkanların Türk ve Müslüman olmasında yine devletimiz yörüklerden, dedelerimizden istifade etmişler. Vatanına, milletine, dinine, devletine, töresine, geleneğine, göreneğine bağlı topluluklardı yörükler. 1900'lü yılların başlarında mülkiyet kanunları çıkarılıncaya kadar, İslam kanunu çıkarılıncaya kadar yörükler hep hayatlarını göçebe idare ettirmişler. Bizim buralardaki yörükler kışın deniz sahillerinde, yazın Toroslar'ın zirvelerinde, Kayseri'de, Sivas'ta, Konya'nın yaylalarında yaylalıklarını yaparak da nerede kalpa, mevsimlerde hayvancılık yapmaya uyuyorsa oralara göçmüşler. 1900'lerde İskan Kanunu çıkarıldığında da devlet denizde bulduğu, deniz sahilindeki köylerde bulduğu yörükleri oralara kaydetmiş. Buradan yukarıya giderek yol kenarlarında hangi köye yakınsa göçerken yürürken onları da oralara kaydetmiş. Muhtemelen bizi devletin memuru yayla yolundaki köyümüzü, şimdiki köyümüzün yakınlarında yaylak yerinde yakaladığı için bizi de deniz sahiline 1500 metre yukarıdan, 1500 metre rakımdan, şehir merkezine 50 kilometre uzaklıkta giden bir köyümüze kaydetmiş. Burada hayvancılık yapmaktayız. Kışın artık deniz sahillerine inmekten vazgeçtik. Biz de yerleşik hayata geçtik. Kışın dışlıklarımızı köyümüzde burada evlerimizde, hanelerimizde yapıyoruz. Şimdiki hayvancılığın büyük bölümü yeme dayalı. Eskisi gibi kışın meraya ihtiyaç duymuyoruz. Meraya ihtiyaç duymuyoruz. Yani meralarda daraldı zaten. İnsan o duayı biraz hoyrat kullandığı için meralar verimsizleşti. Bizler İslam kanunundan sonra devletimizin verdiği yerlerde mülkiyet hakkı elde ettik. Devletimiz toprak reformuyla araziler verdik sağ olsun. İkişer, üçer, beşer dönüp kendimize düşen yerlerde kışın hayvanlarımızın yiyeceği yemi samanı, arpayı, buğdayı her neyse öyle temin ediyoruz. Yazın yine yaylak ürünlerimiz devam ediyor. Sabahleyin, bizim mesaimiz sabahleyin başlar, akşama kadar, karanlık çıkıncaya kadar devam eder. Mesai mefhumumuz zaten yok. Cuma'dan cumaya temiz elbise giyip cuma namazına gitmek nasip olursa, belki onun dışında temiz elbise bize nasip olmayan toplum. Allah'a şükür geçimimizi idame ettiriyoruz ama halimizden bir şikayetimiz yok. Devletimizden Allah razı olsun gittiğimiz yeri o kanat geliyor bize. En büyük sıkıntımız çocuklarımızın eğitimi. Çocukların eğitimi de işte sadece Nisan, Mayıs, Haziran aylarında okullar kapanıncaya kadar ki 3 aylık dilimde sıkıntı oluyor. O zamana kadar yoksa köyde buradaki evimizden öğrenci servisleri bizde çocuklarımızı alıyor. Yakın köylerdeki birleştirilmiş sınıflara kadar götürüyor ama yazın sıkıntılar oluyor tabii nispeten. Nisan ayında yayla yoluna gittiğimiz zaman çocukları anneannesine, babaannesine emanet bırakmak zorunda kalıyoruz. Bu da bu hayatın cilvesi, yapacak da bir şey yok.
Bunun dışında şikayet ettiğimiz çok fazla bir şey yok. Zaten insan Peygamber Efendimiz'in de dediği gibi insan onun rızkı yiyip içtiği, giyip eskittiği, yediğimiz içtiğimiz helal mücadelemizde Rabbim muvaffak etsin, hak yolunda olduğuna inanıyoruz. Bunun dışında da çok fazla halimizden, ahvalimizden şikayetimiz yok. Saygı ve selametle, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı günler.